Farklı görüşten 3 konuğu peş peşe ağırlayacağız ve onlara Orgeneral Balanlı'nın tutuklanmasını soracağız. İlk telefon bağlantımız emekli Tuğgeneral Haldun Solmaz Türk'le. Sayın Solmaz Türk, yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ederiz. Ne dersiniz, bu nasıl yorumluyorsunuz bu tutuklama kararını? Evet, öncelikle farklı görüşten 3 kişi dediniz. Benim hangi görüşten olduğumu ve bu görüşün ne anlamda olduğunu tabii tahmin etmek biraz zor. Tahminlerimize göre diyelim. Doğrusu garip buldum. Şimdi benim operasyon devam ediyor. Yani çetenin operasyonu devam ediyor. Bayez operasyonu. Bu operasyon bir salkım davalarından oluşuyor, biliyorsunuz. İşte kafes var, Koyrazköy var, Ustakimza denen dava var. Şimdi bu tutuklama neye dayalı yapıldı? Yani mahkemeye hangi gerekçeyle sevk edildi? Hakim hangi gerekçeyle tutuklama kararı verdi? Bunu bilmiyoruz. Ama şimdi Uğur Bey'in aksine ben şaşırmadım. Yani ben bunu bekliyordum. Özellikle ilk ifadesi alınan subaylar, generaller serbest bırakılınca kendi kendime dedim ki tamam, kesin tutuklanacaktır Balanlı. Çünkü manzara o. Üstelik yani şimdi Sayın Başbakan'ın seçim meydanlarında söylediği şey belli. Yani Silivri, çeteler, PKK. Şimdi bunun desteklenmesi gerekiyordu. Ha, bu nedenle mi yapıldı? Yani gerektiği dediğim gibi bilmiyoruz. Ama paterne uyuyor. Yani yadırganacak bir şey yok bu tutuklamada. Ama davanın siz yani ilk serbest bırakılmaların Sayın Balanlı'nın tutuklanması için bir tür tuzak olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani o amaçla yani mı serbest bırakmalar oldu? Onu mu demek istiyorsunuz? Yani ben samimi olarak öyle yorumladım. Ama tabii baştan beri Balanlı'nın hedef olduğu belliydi. Yani diğerleri bir yerde yem gibiydi. Yani niye? Çünkü uzun bir zamandır cemaat medyası ve yandaş medyada Balanlı hedef alınmıştı. Dikkat ederseniz patern hep budur zaten. Yani hiçbir şey yokken bakarsınız cemaat medyasında bir şey ortaya çıkar. Ondan sonra birdenbire polise Amerika'dan bir yerden ya bir telefon gelir ya bir internet mesajı gelir. Ondan sonra polis gider bir yerde ya bir flash bellek bulur ya bir CD bulur. Ondan sonra oturur 40-50 sayfa, bazen 100 sayfa tutarak hazırlar polis. Böyle bir gün iki gün içinde ne kadar yetenekli personeli var kim bilir. Bu bir savcıya götürülür. Savcının yüzlerce sayfa tutana alıp da irdeleyecek, test edecek durumu zaten yoktur. Yani bizde adli zabıta olmadığı için hukuk sistemimizin ana sakatlığı budur. O da ister istemez bir hakime götürür. Hakim de 15 gün içinde o konuda karar vermek zorundadır. 15 gün içinde hangi hakim onu test edecek, bakacak, tutuklama kararı çıkar. Biz tutuklayalım, ondan sonra Sayın Solmaz Türk, siz yani daha çok bu tutuklamanın arkasında Menzil tarikatına yönelik bir üzerine gitmesinin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Onu mu anlamalıyız? Hayır efendim. Ben burada tabii spekülasyon yapmak istemem. Şimdi ben diyorum ki bakın, bir varsayımdan hareket ediyorum. Balyoz çerçevesinde yok orajdır bunun ekleri, bu sahte plan ve ekleriyle ilgili tutuklanmışsa bu Balanlı meselesi değil. Bu uzun süredir devam eden operasyonun bir parçası. Kamuoyunda bu operasyonun bir çete tarafından, silahlı kuvvetlere hedef alan bir çete tarafından yürütüldüğü, arkasında hükümet olduğu yönünde bir kanaat uyandı. Biz bu kanaatin geri döndürülmesi için bir Gölcük donanma operasyonu yapıldı. Ama o konuda da donanma askeri savcılığının görevlendirdiği bilir kişinin 5 sayfalık tutanağı var. Yani çelişkileri sıralayan tutanağı. Şimdi bundan sonra bunun üzerine de kamuoyunda tekrar ya burada bir şey var. Yani bu kadar sahtekarlık. Yani biz kendi ordumuza mı savaş açtık? Kendi ordumuzu kendi ülkemizde savaş esiri konumunda Silivri'ye mi tutacağız diye bir infial uyanınca şimdi bu seçim döneminde bu operasyonun tekrar desteklenmesi gerekiyordu. Ha budur demiyorum. Çünkü dediğim gibi ben tutuklama gerekçesini görmedim. Ama paterne uyuyor. Yani şaşacak bir şey yok bunda. Silahlı kuvvetler üzerinden... Peki tatbikatların iptali de bu ihtimalden dolayı mıydı? İki tatbikatın iptal edilmesi sizce? Hiç zannetmiyorum. Şimdi bir kere tatbikatlar, Genelkurmay bildirisinde tatbikatlar iptal edildi diyor. Fakat iptal edildiği dendiği anda tatbikatlar zaten başlamış, devam ediyordu. Fiilen iptal edilen keskin gözlemci günü diye bir gün vardır. Her tatbikatın sonunda.
Buraya başbakan, evet, cumhurbaşkanı, bakanlar, işte ateşeler, yabancı ateşeler falan katılırlar. Şimdi bu, tahmin ediyorum, haber alındı. Şimdi bu koşullarda yani silahlı kuvvetler içindeki infiali herhalde herkes tahmin edebiliyor, aileler dahil olmak üzere. Sayın Başbakan hangi yüzle, yani nasıl gidip de silahlı kuvvetler personelinin içinde yan yana bunlarla oturabilecekti? Tahmin ediyorum, bakın tekrar söylüyorum, spekülasyon yapıyorum, tahmin ediyorum. Herhalde Genelkurmay Başkanı gitti Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na, efendim bakın durum böyle böyle, gelmeseniz iyi olur, biz de bunu böyle söylemeyiz, iptal ettik deriz, demiş olmalı. Yani ben böyle okuyorum emareleri. Çünkü parmak izleri, ayak izleri hep ortada duruyor. Yoksa tatbikatın iptali söz konusu değil. Seçkin gözlemci günü iptal edilmiş. Sayın Solmaz Türk, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar efendim. Teşekkürler. Şimdi Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'yı ağırlayacağız yayınımızda. Fikret Bila, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk canım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Haldun Solmaz Türk'ün bıraktığı noktadan istersen başlayalım. Bir zamanlama meselesi var mı sence bu işte? Yani tatbikat iptal edildi, tutuklama kararı çıktı ve seçim çok yaklaştı. Bu böyle bir zamanlama var mı, yoksa yok, tesadüfi mi bunlar? Yani tabii zaman çok dikkat çekiyor diyeyim, zamanlama demesek bile zaman çok önemli ve ilginç bir zaman. Çünkü Bilgin Balanlı Ağustos'ta Hava Kuvvetleri Komutanı olacaktı. Birinci gelişme bu. Beklenen gelişme buydu. Seçimlere 15 gün var. Seçim meydanlarında sürekli Ergenekon davası, askerle ilgili iddialar da konuşuluyor. O bakımdan önemli. Tabii tatbikatın aslında son günü denilebilecek, seçkin gözlemcinin katılacağı gün iptal edildi. Tabii şu prosedür dikkate alınırsa daha da anlam kazanabilir zaman. Bu tür ifadeye çağırma işlemleri tabii Genelkurmay Başkanı'na bu seviyede önceden bildiriliyor. Yani büyük olasılıkla iptal kararından önce Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne veya Genelkurmay Başkanlığı'na bu çağrı yapılmıştı. Bundan bilgileri vardı diye düşünüyorum. Ondan sonra bu iptal gündeme geldiği için de arada tabii kamuoyunda bir bağlantı olması gerektiği düşüncesi yaygınlık kazandı. Şimdi somut söyleyebileceğimiz şeyler şu. Sayın Bilgin Balanlı Hava Kuvvetleri'ndeki iki orgeneralden biri. Hava Kuvvetleri Komutanı emekli olacaktı ve yerine Bilgin Balanlı Hava Kuvvetleri Komutanı olacaktı. Artık bu yol kapanmıştır diyebiliriz. Çünkü tutuklanma çok önemli bir gelişme. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 65. maddesinin 3F fıkrasına göre normal terfilerde tutuklananlar ve açığa alınanların terfi işlemi yapılmıyor. Tutuklu olanlardan tahliye edilmiş olsalar dahi davaları devam edenlerde terfi edemiyorlar. Tabii bu rütbe terfiyle ilgili, ama rütbe terfiyle ilgili bu kural sanıyorum komutan atama tercihinde de etkili olması gereken bir hüküm. Bu yönü itibariyle Sayın Balanlı'nın komutan olma şansı hemen hemen sıfırlandı diyebiliriz. Hukuki açıdan böyle gözüküyor. Çünkü prosedür de şöyle. Komutanlığı atamanın Genelkurmay Başkanı tarafından teklif edilmesi, Milli Savunma Bakanı tarafından da bunun Başbakan'a sunulması, Başbakan'ın uygun görmesi ve Cumhurbaşkanı onaylaması gerekiyor. Ama geçtiğimiz Ağustos'tan biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan bu davaya hakları da hüküm verilmemiş olsa bile isimleri bulaşmış komutanları terfi ettirmiyorlar. Ettirmeme eğilimindeler ve ettirmediler. Dolayısıyla tutuklanma aşamasına kadar gelmiş bir şekilde bu iddialara bulaşmış olması hasebiyle Sayın Balanlı'yı da komutan olarak siyasi tercih yapmayacakları için de atamayacaklarını söyleyebiliriz. Böyle bir sonucu Fikret, bir de şey sorayım. Biraz önce Haldun Solmaz Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin infial içinde olduğunu söyledi. Bir tepki bekler misin önümüzdeki süreçte ve bu gelişmeler seçime nasıl yansır sence? Kuşkusuz tabii kurum içerisinde bir tepki vardır. Hangi kurumda olursa olsun çok üst düzey yöneticiler tutuklandıkları zaman, haklarında önemli iddialar gündeme geldikleri zaman veya bir göreve gelmesi beklenenler hakkında böyle işlem yapıldığı zaman çalışanları etkiler. Tabii silahlı kuvvetleri gibi emir komuta zincirinde çalışmaya alışmış, silah arkadaşlığı yapmış bir camiada
bunun mutlaka etkisi vardır. Ancak tabii nasıl bir tepki olabilir sorusuna yine zamanlama açısından cevap vermek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu nevi tepkileri hep siyasi alanda bir takım yorumlara sebep oldu. 27 Nisan bildirisinin işte siyasi sonucunun Paris'ine oy kazandırmak olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Yani Silahlı Kuvvetler siyasete veya yargıya müdahale ediyormuş gibi bir açıklama yaptığı zaman bunun siyasi sonuçları olduğu yorumları yaygın. Bu düşünülerek tahmin ediyorum seçimlerde çok az kaldığı için bir siyasi malzeme olmasın diye Türk Silahlı Kuvvetleri sessiz kalabilir diye bir tahminde bulunabiliriz. Yes. Fikret Bila, çok teşekkürler yorumların için. Son olarak Sabah Gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak'a soracağız aynı konuyu. Sayın Ilıcak, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar.